akşamki halin içime dert oldu. Pek istekli değilsin galiba gitmeye. Karar verdim Zülay. Gitmeyeceğim. Aa. Niye? Ondan ayrı kalmak istemiyorum. Kimden? Necati seviyorum. Onu yıllarca içimde sakladım. Artık ayrı kalamam. Duyduklarıma inanamıyorum. Gerçekten Necat'tan mı bahsediyorsun? Bizim Necat'tan. Evet. Niye o kadar şaşırdın? Beni ona yakıştıramadın mı yoksa? Yakıştıramadın. Saçmalama. Sadece ne diyeceğimi bilemedim. Yani böyle şaşırtırım adamı işte. Peki Necat? O sana karşı bir şey hissediyor mu? Bilmem. Sormaya cesaretim yok. Yani ondan sana gelen bir şey yok. Seni ümitlendirecek, bunu hissettirecek bir şey. Hayır. Ama ben onu seviyorum. Canım. Salak salak seviyorum. Melek, sen yurt dışından burs kazandın. Bu şansı geri çevirme. Değer mi? Yaşamadan bilemem ki değer mi değmez mi? Kararlıyım Zülay. Gitmeyeceğim. Bence hata ediyorsun. Kimse için eğitimini bırakmamalı insan. İyi düşün Melek'ciğim. Üstelik ortada bir şey yok. Ben seviyorum ya. Yarı yarıya var demektir. Çok seviyorum. Kimseye söyleme Zülal. Ölümü. Eğer Necat duyarsa çok utanırım. Söylemem. Söyler miyim? Senden başka açılacak kimsem yok. Zaten o yüzden sordum geçen gün bahçede olanları. Saçmalama. Söyledim sana. Senin için bir öneminin olmadığını biliyorum. Onun için de yok. Umarım öyledir. Biraz daha zaman geçsin. Beni biraz daha tanısın. Birlikte biraz daha vakit geçirelim. O zaman sever diye düşünüyorum. Duygularımı anlar. Fotoğraf çekmek için hep hafta sonları bir yerlere gidelim diyor ya. Belki yakınlaşırız. Burada kalmam lazım Zülal. Necat çocukluk hayali değil benim için. Onu seviyorum. Uzaktayken de seviyordum. Ama artık ayrı kalamam. Yakınında olmam lazım. Deli diyorsun değil mi bana? Şaşkın diyorum sadece. Biraz aklını başına toplamakta fayda var. Bu kadar çok kendini kaptırırsan, hayatının her yerine Necat'ı koyarsan, sonra olmazsa büyük boşluğa düşersin. Olmayacağını nereden biliyorsun? Benim ne demek istediğimi çok iyi anladın. Bak, sen üzülürsen ben de üzülürüm. İyi düşünelim. İyi olsun o zaman.
Ne oldu? Yok bir şey. Ne oldu kızım? Hadi söyle, çok merak ettim. Niye merak ediyorsun ki? Ben hiç kimse değilim. Önemli değilim. Ne annemin ne senin hayatında yerim yok. Niye böyle söylüyorsun Cat? Kim üzdü seni? Geleyim mi yanına? Neredesin? Evdeyim, yatıyorum. Annenle mi kavga ettin? Boş ver. Ah, canım benim. Bak, hiçbir şey için üzülmeye değmez. Sıkma canını. Zor günler geçiriyorsun, biliyorum. Ben belki babamın sendeki eksiklerini tamamlayamam ama her zaman yanındayım. Hı hı. Canın sıkıldığında beni aramana sevindim. Keşke telefonum açık olsaydı, gelseydim yanına. Ya, evdeydim. Keşke evden arasaydım. Geçti, boş ver. Tamam. Yarın görüşelim mi? Ara beni, olur mu? Tamam. Seni çok öpüyorum. İyi geceler. İyi geceler. Sana bir şey söyleyeceğim, çok güleceksin. Nükhet'e evleneceğimizi söyledim. Gerçekten mi? Kızın karşısında dağılan karizmamı toplamak için ne yapayım? Senin söylediğin aklıma geldi. Benim de öyle ağzımdan çıkıverdi. Söz ağzından bir kere çıkar belki. Bunun peşini bırakmayacağım o zaman. Sen gerçekten beni istiyor musun? Hem de nasıl? Gece senden ayrı uyumak istemiyorum artık. Sadece bu sebeple öyle mi? Tamamıyla. Hadi hadi, tamam. Rahat bırak beni. Sabah erkenden şirkette olmam gerekiyor. Necat sinsisinden önce. Şirkette görüşürüz o zaman. Seni seviyorum. Ne oldu? Kadın yaşıyor. Birkaç kırıkla kurtulmuş. İyi, sevindim. Umarım dersini almıştır. Kendinizi dışarı çıkacak kadar iyi hissediyor musunuz Feride Hanım? İyiyim Mevset. Zaten çok kalmayacağım dışarıda. Kabristan'a gidip geleceğim hemen. Günaydın. Aa, erken indin aşağı. Güya herkesi merdivenden aşağı inerken habersiz çekecektim. Makinemi toparlayamadım ama. Yarın artık. Günaydın. Günaydın yavrum. Ver bakayım, ne yaptın sen? Seninle şirkete geleyim mi? İş adamı Necat'ı çekeriz. Hiç öyle görmek istemezsin. Poz ver bakayım. Ha, böyle doğal olur işte. Günaydın. Kabus mu gördün? Ne bu surat böyle? Hayır görmedim. Sabah mahmurluğu. Sadece 3 tabak var. Biz erken yedik. Esed, sen beni perişan ettin. Muhteşem olmuş bu akşam. Afiyet olsun. Bir tane daha yiyeceğim. Hadi size. Biliyorsun. Benim dikkat etmem lazım. Ay sonunda gösterim var. Aman Zülal, kaditin çıktı, hala uğraşıyorsun. Ama ne? Yiyorum işte. Ceplerime de dolduracağım, okulda da yerim. Sen annelere söyledin mi kararını? Ne kararı? Ben İsviçre'ye gitmiyorum. Sevdiklerimden ayrılmak istemiyorum.
Demek sen çocuk musun? Böyle bir fırsat tepilir mi kızım? Çocuk olmadığımı düşünüyorum. Bu benim hayatımla ilgili verdiğim ilk karar. Gitmek istemiyorum. Biz de senden ayrılmak istemiyoruz. Ama galiba haklılar. Yani bu kadar önemli bir karar vermeden önce keşke biraz daha düşünsen. İnsan ne hatalar yapıyor, sonradan da pişman oluyor. Daha fazla düşünecek bir şeyim yok. Ben kararımı verdim. Öyleyse bizim de söyleyecek sözümüz yok. Ya asma hemen suratını. Pişman olursam bir fırsat daha kovalarım. Kızımıza güvenin azıcık. Kızım konuşur musun şununla lütfen? Aklını başına toplasın. Ben söyledim söyleyeceğim anne. Daha fazla karışamam. Hayat onun hayatı. Üstüne gitmemek lazım. Of Nüket. Bırak artık şu afra tafrayı. İçimden başka bir şey gelmiyor. Dün gece o kadar açıkladım, özür diledim, durumu anlattım. Ne olmuş yani? Genç bir kadınım. Biraz anlayışlı ol. Tabii babamın öldüğünü hemen unutayım değil mi? Küçük hanım, babanın cenazesini iki gün sonra partilerde dağıtan ben değildim. İşine gelince nasıl başka taraftan bakabiliyorsun? Ben o partiyi sen istedin diye gittim. Neyse ne. Çok gençsin. Hayat şaşırtmacalarla dolu. Bir gün öyle bir gün böyle. Ben seni yargılamıyorum. Sen de beni yargılama. Bir gün gelecek beni anlayacaksın. Çıkmam lazım. Sonra konuşuruz bunları. Nüket, seni seviyorum. Sen ne düşünürsen düşün, hep seveceğim. Nasıl olmuş peki? Vurup kaçmış insafsız. Hay Allah ya. Ne oluyor? Sabah sabah ne bu dedikodu böyle? Bizim Hatice Hanım vardı ya efendim. Ne olmuş? Dün bir kaza geçirmiş. Hastanedeymiş, komşusu arayıp haber verdi. Onu konuşuyorduk. Nasıl bir kazaymış? Arabanın biri vurup kaçmış. Fena haldeymiş. İyi tamam, geçmiş olsun. Buyurun efendim. Hep yanında olacağım canım. Seni huzursuz eden her şeyi silip atacağım hayatından. Güven bana. Ali, hemen konuşmamız lazım. Gelsene abi, şirkete birlikte gidelim. Buraya gel diyorum. Telefonda olmaz. Konuşmamız lazım. Evset. Gidiyor musun? Önce kabristana gideceğiz. Bugün babamın ölüm yıl dönümü. Biliyorum. Halil bırakacaktı Feride Hanım'ı. Yok. Ben götüreceğim annemi. Oradan da okula gideceğim. Meleği kafana takma sen de. Necat haklı. Üstüne gitmeyin. Bakalım ne olacak. Hadi bay bay. Başka bir sebebi mi var acaba? Okuldan biri falan. Sevdiklerimden ayrılamam dedi ya.
Sen bilirsin, ha? Bilmiyorum. Hadi bay bay. Eda, sen bayağı inatçı çıktın ha. Dur, daha kararımı vermedim. Tamam, sıcak bakıyorum dedim ama hemen de yarın demedim yani. Peki, peki, tamam. Daha detaylı konuşacağız. Tamam. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Başladı mı telefonlar? İş değil bu. Eda. Ne istiyor sabah sabah? Eda ile turizm işine başlayacağız. Dün ofise geldi, konuştuk. Bugün hemen şirketi kuralım diyor. Ben de dur dedim daha. Demek dün gece Eda yüzünden beklettin bizi yemekte. Hayır, iş yüzünden beklettim. Buyurun. Sağ ol Halil. Çok güzeller bunlar. Hadi Allah kabul etsin ziyaretinizi. Sağ ol yavrum. Gecikirsen ara bu sefer. Aman sen de uyuma şuna. Hadi görüşürüz. Allah kabul etsin, yeri cennet olsun. Sağ ol. Çık hayatımdan. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Anne. Ağlıyor musun? Benim yüzümden mi? Hayır. İnan ki daha çok fırsat çıkacak karşıma. Belki ömür boyu yurt dışında yaşayacağım. Biraz daha aranızda kalsam fena mı? Yok. Kalmana seviniyorum tabii. Kararına saygı duyuyorum. İstemeden gitmek olur mu hiç? Olmaz. Hakkında hayırlısı. İşte bu. Şimdi rahatladım. Sen benim canımın içisin. Sen de benim canımın içisin. Geldim. Ne oldu? Hadi hadi bin. Hani bir süre bu evden uzak duracağım. Beni neden çağırdın? Hatice Hanım kaza geçirmiş. Hangi Hatice Hanım? Bana numara yapmayın. Kim olduğunu gayet iyi biliyorsun. Benim evden kovulan kadın. Hani dün gece o kadınla ilgili konuşurken merak etme. Sana problem olanları hayatından sileceğim dediğin kadın.
Beni neyle suçluyorsun? Sen beni Fahri'nin şüpheli ölümüyle ilgili neyle suçluyorsan onunla. Biz müthiş bir ikili olacağız seninle. Buna çok eminim. Bu fikre giderek ben de ısınmaya başladım. Çok sevindim. Aa, düz gitme, sola dön. Şirkete gitmiyor muyuz? Hayır. Önce hastaneye gideceğiz. Hatice Hanım'ı bir ziyaret edelim. Güzel. Son 6 ayda alınan kararlar değil mi? Evet, hepsi burada. Teşekkür ederim. Kahvenizi hemen söylüyorum. Ben kız hanım geldi mi? Henüz gelmediler. Çocukluğundan beri seviyormuş üstelik. Çok acıdım ona. Acı çekecek belli. Çünkü Necat'ın aklında başkası var. Eda. Çok sık görüşüyorlar. Eskiden başlayamamış bir durum var aralarında. Kız da tabii vakit kaybetmiyor şimdi. Eda ile Melek rekabet içinde olabilirler mi? Zaten Necat da Melek'e o gözle bakmaz. Bakar mı? Bakmaz. Günaydın Necat. Neredesin? Şirketteyim. Çalışıyorum. Sabah sabah haberler pek iyi değil. Ne oldu? Hatice Hanım, dün gece kaza geçirmiş. Ya? Trafik kazası. Evinin yakınında araba çarpmış. Durumu nasıl? Birkaç kırık varmış. Kurtulmuş yani. Hastaneye gidiyorum ben şimdi. Hay Allah. Çok üzüldüm. Tam da babanın ölümüyle ilgili iddialar ortaya atmışken böyle bir kaza geçirmesi ilginç değil mi sence? Kaza değil miydi diyorsunuz yani? Öyle diyorum ben. Ama dur bakalım. Bir gidip göreyim önce. Sonra gereğini yaparız. Peki. Beni durumdan haberdar edin. Ararım. Görüşürüz sonra. Hatice Çolak'ın oda numarası lütfen. 1214 numaralı oda. Sen burada bekle istersen. Ben tek başıma gideyim. Tamam. Hatice. Hatice. Haberi duydum, hemen koştum. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Yazık. Çok yazık. Kim yaptı bunu sana? Görmedim. Çarpıp kaçmışlar öyle mi? Sokak ortasında bırakmışlar seni. Plakayı da alamadın mı? Hiçbir şey görmedim. Bir anda oldu. Bir şey anlamadım. Kimse yoktu. Hiçbir şey. Tamam, tamam. Ağlama. Ağlama, tamam. Daha kötü olabilirdim. Ölebilirdin de. Şükretmelisin. Hayattasın. Nefes alabiliyorsun. Hala konuşabiliyorsun. Hiçbir şey dert etme. Hastane masraflarını ben karşılayacağım. İyileşinceye kadar da bakımını ben üstleneceğim. Sonrasına bakarız, düşünürüz. Sen beni tanıyamadın onca sene. Yanlış anladın. Düşündüğün gibi vicdansız biri değilim ben. Sana yardım edeceğim.
yeniden kucak açacağım. Bak ya bayağı mısın hayatta. Şu halinde bile sadece ben varım yanında. Sen benim yanımda olursan ben de senin yanında olurum Hatice. Bunu unutma. Alo, evet. Tabii ya, tam tahmin ettiğim gibi işte. Üstüne gidin, peşini bırakmayın. Tamam tamam, sağ ol. Görüşürüz. Aman geç kaldın. Merhaba, sizi gördüğüme hiç şaşırmadım. Hatice benim eski elemanım. Da, sizin ne işiniz var burada? Söylemiştim size, ben Hatice Hanım'ın iddialarını araştırıyorum. Tam da böyle bir durum varken böyle bir kaza geçirmiş olması da ilgimi çekti. İyi. Şirketle tamamen ilişkinizi kestiğinizde işsiz kalmazsınız. Artık kendinize bir dedektif bürosu kurarsınız herhalde. Gidelim. Ha, bu arada Feride Hanım'ın oturduğu evin bağlı olduğu tapu dairesinde bazı çalışanların görevlerini kötüye kullandıklarını tespit ettik. Yani sizin tapu senediniz de büyük bir ihtimalle sahte. Aydın Bey, çok ileri gidiyorsunuz. Görevimi yapıyorum. Haddinizi aştığınızın farkında mısınız? Yani şimdi de beni sahtekarlıkla mı suçluyorsunuz? Merak etmeyin. Bu durumu en kısa sürede bir sonuca kavuşturacağız. Kimseyi töhmet altında bırakmak istemeyiz. İyi günler. Blöf yapıyor. Bir şey bildiği yok. Hatice Hanım, geçmiş olsun. Belkıs Hanım'la karşılaştım dışarıda. Niye gelmiş, ne söyledi size? Yeter, rahat bırakın beni artık. Hatice Hanım, bunu kimin yaptığını siz de biliyorsunuz, biz de. Polise bir şey görmediğinizi söylemişsiniz. Görmedim. Şikayetçi olmanız lazım ama. Savcılığa suç duyurusunda bulunmamız lazım. Ne olur, gidin buradan. Ama Hatice Hanım... Ben bu çekişmenin ortasında kalmak istemiyorum. Tek kelime etmem artık. Ağzım mühürlü benim. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. O zaman bana neler olduğunu anlatırsın. Belki benim çözebileceğim bir şeydir ha. Nikhet. Abi, annemle avukat Ali evleniyor. Dün sen aradığında ben de yeni öğrenmiştim. Demek daha önceden de... Neyse boş ver. Öyle öğrenince kafam karıştı. Canım sıkıldı işte. Anladım. Sence derken değil mi? Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Söylenecek söz yok. Gençler birbirini sevmişler. Bak, bu akşam yemek yiyelim. Olur mu? Hem bir yüzünü görmüş olurum hem de uzun uzun konuşuruz. Ha? Olur. Tamam, akşamüstü ararım. Geri kararlaştırırız. Affedersiniz. Hadi öpüyorum canım. Hoşça kal. Sağ ol. Namık Kandaş Bey geldiler. Buyursun. Buyurun. Merhaba. Hoş geldin. Bakayım, hoş buldun mu? Otur. Bilirim oyunu. Sen ne kadar tamam de sen de uzatır durursun. O yüzden ilk adımı yine ben atayım dedim. O konu kapandı artık, tamam. Teşekkür ederim. Fazla vaktini almayacağım. Şöyle seni bir görüp hayırlı olsun demek istedim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Çalışıyoruz işte. Saatlerini dört duvar arasına geçirmek zor geliyordur şimdi sana. Zamanla alışacağım. Dün gece Eda da gelmiş. Hı hı. İş konuştuk. Biliyorum. Sonunda ikna etti seni ha? Ya daha değerlendiriyoruz. Bakalım. Kabul et. Eda çok heyecanlı. Seninle çalışacağı için çok seviniyor. Ben de öyle. Hayırlısı. Bunu kutlayalım. Ya dur, önce işi olsun. Kaçmıyorum, ben artık buradayım. Tamamen geri döndüğüne o kadar memnunum ki. Bundan sonra çok iş yapacağız seninle, çok. Ne içersin? Hadi bir kahve alayım. Thank you.
kafamda babamla ilgili net bir resim yok. Sadece fotoğraflarda. Ben onun sesini hatırlamak isterdim. Altın kızım diye severdi seni. Prensesim, kıymetlim derdi. Bazen keşke bir kardeşim olsaydı diyorum. Çok yalnız kaldım. Tamam, Nejat var, Melek var diyeceksin ama insanın kendi kardeşi başka olurdu herhalde, öyle değil mi? Yavrum, biz sana zor sahip olduk. Seni üzmek için söylemedim sevgilim. Özür dilerim. Yok, özür dileme. Haklısın. Keşke bir kardeşin daha olabilseydi. Keşke baban yanımızda olsaydı. Keşke benim kardeşim. Keşke de o kadar çok ki. Tamam hadi. Tam iyileşmedin zaten. Bir de üşütme. Hadi. Allah'ım yarabbim. Niye dersin yok ki kızım senin? Bizimle uğraşıyorsun. Demek dün gece Eda yüzünden beklettin bizi yemekte. İş değil bu, Eda. Ne oldu? Yok bir şey. Ne kadar çabalarsak çabalayalım değişmeyecek bir gerçek var. Ben bu evde yaşasam da bu evin kızı değilim. Bu gerçeği sürekli hissederek büyüdüm. Nereden çıktı bu şimdi durup dururken? Öyle ama. Büyük bir kandırmaca bu. Ben de kendimi kandırıyorum. Ne diyorsun sen? Ben anlamıyorum. Bak kızım, daha iyi bir yerde olmak istiyorsan eğitimini düşüneceksin. Önünde bir şansın vardı, kullanmadın. Neden hep bir adım ileride olmayasın ki? Kimden bir adım ileride? Zülal'den mi? Çocuk bu ya. Çocuk.